Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün en son motorları yapmıştık ancak motor bağlantılarını yapmadan videoyu bitirmiştik. Şimdi drone'un ön tarafı burası olduğu için birinci motordan başlayarak bağlantıları yapacağız. Bağlantıda şöyle bir yol izleyeceğiz. Önce rastgele olarak bağlantıları yapacağız. Ardından kumanda alıcımız ile bağlantıyı sağlayıp hem ESC kalibrasyonlarının hem de motorların yönünü doğru olarak belirledikten sonra motorun kablolarını plastik kelepçe yardımıyla sabitleyeceğiz. Başlayalım. İlk olarak ESC ile motoru rastgele olacak şekilde bağlıyoruz. Hemen ardından önce kumandayı açıyoruz. Güç kanalını sona alıyoruz. Maksimum güç. Ardından da birinci motorun ESC bağlantısını yapıyoruz. Birinci motorun ESC'sini kumanda alıcısının üçüncü kanalına bağlıyoruz. Burada üçüncü kanala bağlamamızın sebebi gaz kanalı, yani güç kanalının üçüncü kanal olması. Ardından sisteme elektrik verdiğimizde ESC elektrik alıyor. Back devresiyle de kumanda alıcısını beslediği için sistem çalışmaya başlayacak. İlk gelen sesten sonra ESC kalibrasyon moduna ESC'nin girdiğini görüyoruz. Şimdi gücü sıfıra çekeceğiz. Evet. Şu anda ESC kalibrasyonu başarıyla tamamlandı. Şimdi de motorun yönünü doğru olarak belirleyebilmek için motorlara birazcık güç vereceğiz. Önce kapağı tutuyorum. Kapak çıktı. Dolayısıyla şu anda bu motor ters yönde dönüyor. Motorun yönünü ters çevirebilmek için ESC bağlantılarından birini sabit tutarak diğer ikisinin yerini değiştireceğiz. Hemen ardından kapağı çok az gevşeterek tekrardan tutuyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi kapak çıkmıyor. Aksine sıkışıyor. Dolayısıyla motor doğru yönde dönüyor olmalı. Aynı zamanda bir kitle teyit etmek için motoru yandan şöyle hafifçe tutuyorum. Şu anda elimi bu yönde çeviriyor. Yani bu yönde dönmeye çalışıyor. Saat yönünün tersine dönmeye çalıştığı için de birinci motorun ayarı tamam. İleride karışıklığı önlemek için de bir nolu motordan gelen, yani bir nolu motorun ESC'sinden gelen ESC'nin bağlantı noktasına bir işaret koyuyoruz. Şimdi aynı ayarı ikinci motora yapacağız. Evet, şimdi motorların bağlantıları, yönleri ayarlandı. ESC kalibrasyonları yapıldı. Şimdi kumanda alıcısını frame'in üzerine montajına geldi. Burada ikinci bir kat oluşacak. Uçuş kartını şurada yerleştireceğimiz ikinci katın üstüne yerleştireceğiz. Şimdi bu katın altında kalacak parçaları buraya monte edeceğim. Burada dikkat ettiğimiz şey, üzerinde tuş bulunan veya ileride değişiklik yapacağımız parçaları mümkün olduğunca buraya koymuyoruz ki buraya ulaşmak son kurulum sonrasında biraz daha zor olacak. Evet, kumanda alıcımızı frame'in ön tarafına monte ediyoruz. Alt tarafa yapıştırmak için 3M bant kullandık. Üstten de plastik kelepçe takacağız. Kumanda alıcısının kablo bağlantıları ön kısımda kalıyor. APM de zaten ön tarafı burası olacağı için kumanda ile olacak bağlantıları için mesafe kısa olacak. Evet, alıcının montajından sonra ikinci aşamada da telemetri modülünün montajını yapacağız. Frame'in altta kalan kısmını kullanacağız. Evet, telemetri modülünün kablosunu da bağladık. En son plastik kelepçe yardımıyla frame'e güvenliğini sağlıyoruz. Şimdi alıcının antenlerini drone'un ayaklarına sabitleyeceğiz. Evet, şimdi bu gövdenin alt kısmına takacaklarımız böylelikle bitmiş oldu. Bu ESC kablolarını şu aradaki boşluktan geçireceğiz. Aynı şekilde telemetri kablosunu da buradan geçiriyorum. Şimdi bu alt kısımda başka yapacak, takacak herhangi bir cihazımız olmadığı için üst kapağı takıp ardından uçuş kartının ayarlarına geçebiliriz. Evet, şimdi drone'un üst kısmının montajını bitirdik. Bu parçayı da oturttuktan sonra artık aşağıya erişimimiz çok azalıyor. Şimdi bunun üzerine APM uçuş kartını monte edeceğiz.
Uçuş kartına geçmeden önce uçuş kartının anti titreşim kitinin montajıyla başlıyoruz. Anti titreşim kiti şöyle 3 parçadan oluşuyor diyebilirim. Bu alt kısımda büyük olan parça alt kısmı oluşturacak. Bu mavilerle bağlantı sağlayıp küçük olan kısım üst parçayı oluşturacak. APM'i de şunun üzerine 3M yapıştırıcılarla yapıştırarak monte etmeye çalışacağız. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Bu titreşim önleyici mavi küçük parçaların montajı için bir ince bir kablo kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü çok zor oluyor. Evet, parçamız hazır alt kısmı. Şimdi drone üzerine montajına geldik. Şimdi burada uçuş kartının montajında önemli bir şeyden bahsedeyim. Uçuş kartı tam ağırlık merkezinin ortasında olması gerekiyor. Yani bir quadcopter için bunu hesaplamak için buradan buraya çekilen iple buradan buraya çekilen ipin tam kesişim noktasını merkez olarak kabul edebilirsiniz. Burada zaten şu işaretin olduğu kısmı merkez olarak kabul edebilirsiniz. Ön tarafı burası olacak. Titreşim kiti için bunun bir önemi yok. Titreşim kitini orta kısmı burada olacak şekilde ve drone'un sağ veya solunda değil tam orta kısmında olması gerekiyor. O şekilde monte edeceğiz. Evet, şimdi plastik kelepçelerle sabitliyoruz. Anti titreşim kitinin montajını da bitirmiş olduk. Şimdi sırada uçuş kartının montajı var. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoda APM kartının kısa bir tanıtımı ve montaj ile kurulum aşamalarını göstermeye çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.